Ay maşallah be, ressam mısın mi oğlum Kurti? Günaydın. Günaydın baldızların en tatlısı. Ay enişte, bu ne güzel bir sofra. Günaydın Kurtuluş. Sen ne ara kalktın da yaptın bunları ya? Bundan sonra böyle yavrum, hizmette sınır yok. Gerçek Kurtuluş'u göreceksiniz. Ay bu ne böyle? Birleşmiş Milletler yardımı gibi değil mi kız? Ne oluyor sabah sabah? Günaydın. Günaydın babası. Deli, Huni lideri seni. Aferin Elif. Hadi bir de tut da bari tam olsun. yavaş. Yüz verdik deliye. Geldi, kurdu masaya. Hadi baldız. Vallahi çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık enişte ama ben oturamayacağım. Hayda, o kadar kahvaltı hazırladım ben. Ne demek, nereden çıktı bu şimdi? Onur gelecek, Emir'i görmüyor. Sonra da biz bisiklete binmeye gideceğiz. Ay ne güzel. Desene yüzük geliyor. Vallahi bana da öyle geliyor. Neyse ben Emir'i hazırlayayım. Hadi afiyet olsun. Hadi ya. Ya olacak şey mi? Allah Allah, sen böyle sevgilinle gez. Ben de kayınvalide namzetiyle alışverişe çıkayım sıkıntılı. Anneciğim bırak eğlensinler ya. Baksana ne kadar mutlu. Ya baksana resmen poz vermiş ya. Verecek tabii. Aynı annesi gibi fotojenik benim oğlum. Babası gibi de yakışıklı. Yalnız aşkım böyle olmuyor ya ayrı ayrı evlerde. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum yani. Evet ya, bitse de gitsek. Neyse, bugün çeyiz alışverişine çıkıyorlar Allah'tan. Biz de ucuz kurtulduk yani. Aman tahtaya vuralım. Aşkım ne yapalım, çıkalım mı biz de? Tamam, alayım ben Emir'i. Yukarı çıkarayım, Mahmur Hanım gelecek zaten. Tamam. Çünkü ben bugün programını yaptım, seni bekliyorum yani. Aa neymiş? İşte yaptım bir şeyler ya. Söylesene. Söylemem. Ya oğlum çok kötüsün. Sen de çok tatlısın. Ne diyor? Hadi bir çıkalım. Biraz. Anneciğim. Anneciğim. Oh ne güzel, mis gibi temiz hava. Vallahi rüzgar yüzüme vurdukça içim açılıyor. O zaman içim biraz da benim rüzgarımla açılsın. Onur görürsün sen. Burada duralım mı? Olur. Burada mı? Evet, evet. Yani? Vallahi geliyor evlilik teklifi. Onur. Seni çok seviyorum. İyisi bu. Yani biz özel bir gün geçiriyoruz baş başa. Çok güzel bir manzaramız var. Ben de sana seni sevdiğimi söylemek istedim. Bu muydu yani? Aa
Bisiklete falan gezdik ya, yoruldun, sana bir şey oldu, o yüzden oturalım dedin sandım. O yüzden bu muydu yani dedim. Manzara çok güzelmiş ama. Efendim yani. Aşkım ben aldım alacağımı. Tamam geldim ben de aşkım. Aşkım. Efendim aşkım. Ben evimizi çok özlemişim. Yani evimizde seninle olmayı. Keşke biraz daha kalsak. Yani aslında kimsenin haberi yok. İşimiz gücümüz de yok. Biraz daha kalabiliriz bence. Ne güzel olur sen, ben baş başa. Sadece sen ve ben. Yorum yani. Annem ne olacak? Ama hiç o kadar gereksiz ki yani bu telaşımız. Tamam da efendim bunları bıraktıktan sonra zaten işimiz bitiyor efendim. Bohça işi sonraya kalsın diye siz söylediniz, rica ediyorum. Ben öyle demedim efendim. Önce dedim ki önce kızı isteyelim, ondan sonra diğerlerini yaparız dedik. Hem koysak da olacak. Bunlarla üç kız istenir can. Neyse efendim içeri götürelim arzu ederseniz Songül Hanımcığım. Sizinki kadar iyi olmasa da yani ben restoranı da çiçeklerle donatmayı düşünüyorum. Rica ederim, donatmayın efendim. Rica ediyorum. Gittiler. Hadi. Ay. Yani. Yani kendi evimizde düştüğümüz duruma bak. Yani onların dinine düşmekten iyidir aşkım. Hadi gidelim. Hadi. Selam çocuklar. Merhaba. Aa! Lale! Onur, ne işiniz var sizin burada? Anne. Vallahi bunları almaya geldik biz. Aa! Ay, ay. Ne yapıyorsunuz bugün? Aşk kuşları nasıl geçti gününüz ha? Vallahi çok güzel geçti, çok romantikti. Bisiklete bindik ama annemler gelene kadar tabii geldiler, limon sıktılar. Onlar da maşallah hiç peşinizi bırakmıyor ha. Yalnız biz bunun kurtuluşa karar verdik, tiyatroya gideceğiz. Hiç itiraz istemiyorum, siz de geliyorsunuz. Vallahi bayağı oldu gitmeyeli. Bilmem, Onur gelmek ister mi acaba? Ha bak gelin. Enişte. Başak. Merhaba. Ya aşkım. Akşam tiyatroya gideceklermiş de bizi de çağırıyorlar. Gidelim mi? Ha, aşkım ya aslında çok güzel olurdu. Gelmek isterdim ama kendimi kötü hissediyorum. Bugün biraz dinlensem iyi olacak. Sonra gideriz artık. Tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Şunu da vereyim. Görüşürüz işte. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hadi eyvallah. Kız ne oldu, senin bir yüzün düştü öyle? Bacanak gitti değil mi? Evet çok özlüyorum zaten. Gerçi bisiklete falan bindik, yoruldu tabii. Ama gelseydi güzel olurdu. Aşk. Boş ver takılma, bunlar zaten erkek biliyorsun. Ha, bizi biliyorsun işte, baldız yani böyle. Geliyor mu akşam bizle? Lale, hadi ne olur kırma gel bizi ya. Hadi harbiden be. Bak ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Bu bekar bekar son gecemizi ayırıldı da olsa istemeye gelecekler. Ya dalga geçme. Tamam. Ya tamam geleyim o zaman. Hadi hadi. Geç sen bari. Geç, geç. Ha? Baldız geç. Ay o kadın ne gördüyse alıyor. İnanmayacaksınız ama. Yani ilk defa görüyor. Alıyor, atıyor sepeti. Alıyor. Para savurdu. Anne, anne ne olur bak böyle yüksek sesle falan konuşma. Şimdi Lale duyacak, ayıp olacak ya kıza. Ay çocuk. Yatırdım Emir'i, uyudu. Yorulmuştur tabii. Kim? Emir. De babası da.
Bisiklete bindiler ya. Öyle olmuştur herhalde. Yani şimdi böyle yoruluyorsa ileride ne yapacak bilmiyorum. Sus kız. Ağzından yelansın. Allah korusun. Ha, Filiz arıyor. Efendim Filizciğim? Alo kanki. Ne yapıyorsun? Yarını hatırlatayım dedim. Unutur muyum hiç? İstemeye geliyorlar beni. Onu unutmazsın tabii ki, onu demiyorum. Ben kendimi hatırlatayım dedim. Hani böyle ne bileyim bir sisterlıkta böyle herhangi bir şeye ihtiyacın olur. Ne bileyim yanında olmamı istersin falan her daim her zaman yani. Ne zaman istersen hazırım. Teşekkürler Filizciğim. Ya şey ben bir oyuna gideceğim de tiyatro oyununa. Kapatsam olur mu, seni sonra ararım. Tiyatroya mı gidiyorsunuz? Hangi oyuna? Vallahi bilmiyorum ya, uzun zamandır gitmiyordum zaten tiyatroya. Yani yerin ismini biliyorum ama oyunun ismini bilmiyorum. Hani tiyatro çok önemli. Tamam, konuşuruz. Hadi bay bay. Hadi çıkalım mı? Hadi evet hadi. Geç kaldık. Hadi. 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 Hadi anne. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Efendim hoş geldiniz. Sandalyem olmadan olmaz. Kızım, bu bizim arada terapist. Yaslanacağım. Bir terapistin hikayelerini anlatacağım size. Her şey uyumuyor. Yani bir terapistin birçok ünlü hastası olabilir. Doğru mu? Bende de çok fazla oldu. Onların dünyasından benim dünyamla birleştirerek bir terapist stand-up'ı sizlere çıkardım. Şimdi diyorsunuz ki terapisten stand-upçı olur mu? Niye olmasın efendim? Bu zamana kadar hep siz anlattınız, ben dinledim. Biraz da ben anlatayım. Olur mu? İster misiniz? Vallahi ikisinde de parayı biz veriyoruz. Kıyak iş. Erol Bey, daha ucuz olsun diye mi 10 dakika geç geldiniz? Güzel. İza. İza saygımız sonsuz. Hocam şimdi benim hanımın şeyi olduğu için... Ne olduğu için? Benim kendi makyaj problemim olduğu için biz biraz sarktık. Gelemedik. Fakat tiyatroya geldik. Kimle geldik? Hanımımla geldik. Ben hanımını tiyatroya getiren bir bireyim. Yalnız olanlar düşünsün. Özele girmeyeyim. Oo, laf çarpmalar falan. Ya estağfurullah. Bakacağız. Oyun uzun. Süremiz var, değil mi? Efendim, beni nasıl bilirdiniz? Bilirsiniz yani. Ne olarak bilirsiniz? Kim olarak bilirsiniz bilmiyorum ama benim bir yan sanayi durumum var biliyorsunuz ben. Ünlülerin yan sanayisi olarak sektörde hizmet veriyorum. Şansal abiyle Erman Hoca biliyorsunuz yıllar önce beraber program yapıyorlardı. Ne güzel değil mi onların anlatımları, birbirleriyle mesela şakalaşmaları, darılmayan goller, atılmayan penaltılar, silkelenmeyen halılar falan dese arada değil mi? Silinmeyen silecekler falan. Erman Hoca da arada imzayı da atıyorlar falan. Çok iyi ikiliydi onlar. Sevenleri ayırmamak lazım. Dostlar değil mi? Çok önemli bir şey. Sevgili hocam ne diyorsun? Sevenleri ayırmalı mı, ayırmamalı mı? Sevgili Şansal, bunu bir şiirle özetlemek istiyorum arkadaş. Altı pasa girer önce düşer yavaş yavaş. Bir bakarsın hakem yememiş, yanmışsın arkadaş. Durduramaz kart görmeni ne fısfıs ne bandaj. Yok öyle uydurma penaltı, doğrudur arkadaş. Sevgili hocam teşekkür ediyoruz. Bir başka pozisyon daha var. Hemen o pozisyonu canlı canlı sahneye davet etmek istiyoruz. Çok sevgili bir arkadaşımız. Çok seviyoruz. Hayırlı bir iş için geliyor. Onu bu cesaretinden dolayı gerçekten kutluyoruz ve alkışlıyoruz. Sahneye çağırıyoruz hocam. Onur? Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi. Ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Seviyorum seni. Denize uçakla ilk defa geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık İçimde kımıldanan bir şeyler gibi. Seviyorum seni.
yaşıyoruz çok şükür der gibi. Aşkım, yeniden nefes alabilmem için benimle evlenir misin? Evet. Bravo! Bravo! Sahneye çıktığın anı hiç unutamayacağım. Ben de sahneye çıkmadan önceki anı unutamayacağım. Bir sürü konuşma yapmışımdır bugüne kadar topluluk önünde. Daha bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum yani. Yani son zamanlarda yaşadıklarımız zaten tam bir oyuna dönmüştü. Bu teklif çok oldu. Yalnız ben sorduğum soru yüzünden heyecanlandım Lale. Sahneye çıktığım için değil. Cevabını bildiğin halde mi? Yarın büyük gün. Evet, yarın büyük gün. Birbirimize kavuşacağız. Lale, ne olur canım ya, benim şeyleri de getirsene. Getirdim odandan. Koyuyorum, girişe koyacağım onları. Yok, girişe koyma. Getir. Ne giyecek misin? Tamam, aynayı katlettim. Yeter. Ablacığım bir dursana ya. Bakıyorum şu an. Durun be. Sanki sizi istemeye geliyorlar. Tamam ablacığım, seni istemeye geliyorlar da fırsat kaldı mı bakmaktan? Dur ya. Ay vallahi bu evde trafik polisi var. Lazım ha. Gel, 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 gel. Dur, 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 dur. Hakikaten trafik polisi lazım. Yalnız anne. Yıkılıyorsun. Ay, 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 yardım et şuna. Ay, vallahi sanki seni istemeye geliyorlar Songül Sultan. Hadi oradan be. Vallahi ezilmemek için şunun müstakbel kayınvalidesinin karşısında kılıktan kılığa giriyorum ama buna hiçbir şey diyemeyecek artık. Anne, Yıldız Hanım'a böyle ters bir şey söyleme, olur mu? Söylemeyeceğim anne, merak. Ah, iyiyim. Sen lafının üstüne. Ben açayım, ben. Tek hazırlanmadı daha. Şey! Ha? Pırıl görsün, pırıl kadın görsün. Şok olacak bak. Aa, Yıldız anne. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Songül Hanımcığım, acaba sizin kostümünüz biraz sönük mü kaldı diyorum ama. Aa! Bu da mı sönük? Değildir artık canım. Hayır, ay bunu da beğenmediyseniz ampul taksaydım Boğaz Köprüsü gibi. Hop çıkı hop çıkı hop çıkı yanıp sönseydi. Aa, ama neyse ki kızlarımız her zamanki gibi çok şık maşallah. Maşallah. Allah hepimizden almış, her şeyi size vermiş. Teşekkür ediyorum.
Miniğimiz nerede Gülşah? Ha onu şey komşuya bıraktık biz. Öyle mi? O kurtardı. Siz onun ne giydiğini göremeyeceksiniz. Size sürpriz olacak. Hadi çıkalım artık. Çıkalım. Bizi yeniden yaratın Yıldız Hanım. Artık elimize boyumuza ne yakışır bu bacak boyuyla bu kol boyunun arası falan filan. Tamam neyse. Çıkalım artık. Çantamı ver. Getiriyorum. Hadi buyurun efendim, buyurun. Hadi. Buyurun. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.